Ben Burcu Çalıkuşu Aykanat. Bu dönem İnkılap Tarihi derslerini birlikte sürdüreceğiz. Geçtiğimiz dönemde bir arkadaşımız vardı. Sonra ben geldim ama geldiğimde sizleri göremedim. Kayıtlarımızı oluşturduk ve sizler sanırım onları izlediniz. Bu dönem birlikteyiz. Derslere katılım olursa mutlu olurum. Sizinle birlikte karşılıklı konuşarak ders anlatmanın tadı bambaşka oluyor. Hem sizin aklınızda kalıcılığı açısından hem de benim dersteki verimliliğim açısından. Dilerseniz sizi tanıyalım. Zaten 3 kişisiniz. İsimlerinizi söyler misiniz? Ayşe. Hasret. Yok Ayşe. Siz? Serhan. Asel. Serdal. Serdal. Evet, sizin adınız? Gülsün. Memnun oldum. Dediğim gibi derslere katılırsanız çok mutlu olacağım. Peki arkadaşlarınız gelecek mi? Bilginiz var mı? Bekleyelim mi biraz? Başlayalım. Peki tamam, başlayalım. Geçtiğimiz dönemlerde bitirdiğimizi anımsıyorsunuz. Anadolu'nun ülkemizin işgal edildiğini biliyorsunuz. Yunan işgali özellikle batıda. Bunun dışında İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların, yani 1. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin yenik devletler safında yer almasıyla birlikte savaşı kazanan İtilaf Devletleri'nin diğer müttefik devletlere uyguladıkları yaptırımlar gibi ülkemize de bazı yaptırımlar olmuştu. Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak. İşte bizim de ülkemizde belli kesimleri İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlar tarafından işgal edilmişti. Ama Türk ulusu diğer müttefikleri gibi boyun eğmemiş ve bu mücadele bir mücadele başlatmışlardı. Nitekim bu mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının ardından diğer devletler 2. Dünya Savaşı'nı yaşarken biz haklarımızı kazanmış bir ülke olarak böyle bir savaşın içinde yer almamıştık. Şimdi sizlere o savaşın bitmesi, Lozan Antlaşması'nın yapılmasından sonra yeni devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamalarını işleyeceğiz arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilmişti ve Cumhuriyet ilan edildiğinde ülkemizde yaklaşık 13 milyonluk bir nüfus vardı. Bu dönemde 63 il ve yaklaşık 40 bin kadar da köyün olduğu görülmekteydi. Bu dönemdeki nüfus oranlarına bakarsak 6,5 milyon erkek, yaklaşık 7 milyon kadar da kadın nüfusun olduğu görülmekteydi. Tabii bu aradaki oran farkının açık olmasının en önemli sebebi yaklaşık 11 yıl süren savaşlarda erkek nüfusun azalmasıydı arkadaşlar. Bu nedenle de bu dönemde kadın nüfus oranında bir fazlalık olduğu gözümüze çarpmaktaydı. Yine bu dönemde nüfusun nasıl bir yerleşim içinde olduğuna bakarsak eğer, bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti bir sanayileşememiş bir devletti. Nitekim biz de onun mirasını aldık. Bu nedenle de nüfusun çok büyük bir kesimi en büyük gelir kaynağının işte tarım oluşturan kırsalda yaşamaktaydı. Yaklaşık nüfusun %75'i kırsalda yaşarken yaklaşık %24'ü de şehirlerde yaşamış olduğunu görüyoruz. Bahsettiğim gibi sanayileşmesinin gerçekleştirememiş olması toplumsal anlamda da aslında birçok alanda gelişmesini de engellemişti. Her şeyden önce eğitim alanında çok çok büyük eksiklikler vardı. Birazdan da göreceğiz. Tabii ki bu eksiklik diğer alanlara da yansımaktaydı. Örneğin yeterli doktor ve hemşire sayısının olmaması olmadığı biliniyordu. İşte 1928 itibariyle yaklaşık 1000 kadar bir doktor var ve baktığınız zaman da nüfusa baktığınızda yaklaşık 12 bin kişiye bir doktorun düştüğünü görüyoruz ki bunun da nasıl diyelim, homojen bir dağılım göstermediğini biliyoruz. Yani doktorların büyük bir kısmı büyük şehirlerde yer alırken kırsalda işte kişi başına düşen doktor sayısı bazen 5-4 bine kadar da çıktığını söyleyebiliriz. İşte devlet kuruluş aşamasından itibaren öncelikli olarak bu sorunlara el atmıştı. Yine sağlık konusunda iyileştirmek için çeşitli yasaların da çıkarıldığını görüyoruz.
Biraz önce de söylemiştim eğitim konusunda yeterli olamadığımızı, her ne kadar Tanzimat'ın ilanıyla birlikte okullaşmanın arttığını, sonraki dönemlerde de hem ilkokul hem ortaokul hem de lise, günümüz tabiriyle söylüyorum, çeşitli okulların İstanbul dışındaki illerde de açılmış olduğunu biliyoruz. Yine üniversite, bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temeli olan Darülfünun'un da 1900'lerin başından itibaren geliştirilmiş olduğunu da söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk de eğitime oldukça büyük önem vermekteydi. Nitekim Eskişehir-Kütahya savaşlarının sürdüğü sırada Ankara'da bir Maarif Kongresi toplanmıştı. Burada eğitimciler bir araya gelerek eğitim sorunlarını tartışmışlar ve geleceğe dair nelerin yapılabileceği konusunda ortak kararlar vermiş olduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine bu dönemdeki okullaşma oranına bakacak olursak eğer Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda yaklaşık 5000 kadar ilkokul bulunduğunu, işte bunların da yaklaşık 350 bin öğrenci, 10 bin kadar da öğretmen olduğunu görüyoruz. Nitekim ülke Osmanlı Devleti yıkıldığında okur-yazar oranında %6 ile 10 arasında olduğunu, yani eğitim seviyesinin son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine ortaokul Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda 72 adet ortaokul bulunduğunu, bunların 5000 kadar öğrencisi olup 100.000'i bulmayan da öğretmen sayısının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine ülke çapında 23 lise, 1200 kadar öğrenci ve 500 kadar da öğretmenin olduğunu görüyoruz. Bugünümüzle kıyasladığınızda ne kadar küçük rakamlar ve okuma oranının işte ne kadar düşük olduğunu da gösteriyor ki yeterli öğretmen sayısının olmadığını çıkarabiliyoruz buradan. Biraz önce de söylemiştim, İstanbul Üniversitesi'nin temelini oluşturan Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında tek yüksek okul olan Darülfünun bu dönemde yüksek öğretimin karşılamaktaydı. Burada yaklaşık 9 tane fakülte ve yüksek okul vardı. 3000 kadar öğrenci ve 300 kadar da hocanın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki Cumhuriyet buradaki eksiklikleri görmüş ve bu alana oldukça büyük harcamalar yapmıştı. Ve yaklaşık 15 yıl içinde arkadaşlar %6 ile 10 olan okuma yazma oranı 1938-39 yıllarında %25'e ulaşmış olduğunu görüyoruz. Yine bu dönemde öğretmen sayısında ve öğrenci sayısında da doğal olarak artışın olduğunu, işte bu da yaklaşık 250-300'lük bir %300'lük bir artış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine Cumhuriyet'in büyük atılım gösterdiği alanlardan bir tanesi ulaşımdı arkadaşlar. Hatırlarsanız Osmanlı Devleti'nde karayollarının yetersiz olduğunu, işte bu karayol 4 tane ana karayolun olduğunu, bu karayollarının da her mevsim açık olmadığını, çünkü kış şartlarından dolayı işte kapanabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla ulaşım son derece yetersizdi. Demiryoluna baktığımız zaman da ilk demiryolu 1856 yılında İngilizlerin yaptığı bir demiryoluydu. Ege'de yapmışlardı ve bunu yapmaların en önemli sebebi de tarımsal ürünün İzmir'e ulaşmasını amaçlıyorlardı. Yine 1800'lü yılların sonlarında Almanların Bağdat Demiryolu hattını yapmak için buraya geldiklerini biliyoruz. Yani aslında milli mücadele sırasında çok da eksik, yani daha doğrusu bir demiryolu kavramıyla tanışmış ve kısa da olsa demiryolları oluşmuştu. Cumhuriyet böyle bir mirası devralmıştı. Ancak Cumhuriyet'in ilanıyla bu konudaki atılım daha da arttı arkadaşlar. Buna çok fazla demiryolu hatlarının eklendiğini söyleyebiliriz. Dilerseniz o slide'da da yer alıyor. 1923 yılı itibariyle demiryolu uzunluğu 3756 kilometreyken 1938 yılında 7148 kilometreye uzanmış olduğunu görüyoruz. Bu da bize daha da çok geniş alana demiryolunun ulaştırdığını gösteriyor. Neden demiryolu dersek eğer, demiryolu aslında hat masrafını bir tarafa bırakırsak aslında oldukça
ucuz ve kolay bir ulaşımdı. İşte karayolu gibi, petrol gibi dışarı bağımlılığı da olmayan, sadece işte yakıtını koyduktan sonra her yere ulaşabileceğiniz ve çok da büyük taşımalar yapabileceğiniz bir araç olması açısından önemliydi. Tabii ki karayolları yapılmadı mı? Karayolları da yapıldı. O da bir ihtiyaçtı. 1923'te 2500 kilometre olan karayolları uzunluğu 1938'de 21.575 kilometreye ulaşmıştı arkadaşlar. Ekonomik durum nasıldı derseniz, her şeyden önce hatırlarsanız yine Osmanlı tarihine şöyle bir bakmamız gerekiyor. Osmanlı döneminde ilk dış borç ne zaman alınmıştı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Balta Limanı'ndan sonra oldu aslında. Balta Limanı Antlaşması'yla, evet, Kırım Savaşı'ydı. Balta Limanı Antlaşması'yla biz gümrük vergilerimizi düşürdüğümüz için ülkeye çok fazla yabancı ürün geldi. Onlar gümrük ödemedikleri için de bizim dışarıya paramız gittiği gibi ülkemizdeki küçük üretim sağlayan imalathaneleri zor durumda bırakmıştı bu yasa. Söylediğiniz gibi ilk dış borç 1853 yılında Kırım Savaşı sırasında alındı. 1875'te bir iflas açıklamasına gidildi. Borçların ödenemeyeceği söylendi ve 1881 yılında da ne imzalanmıştı arkadaşlar? Ne açıklanmıştı diyelim, ya da Muharrem kararnamesi açıklanmıştı ve Duyunu Umumiye kurulmuştu, değil mi? Genel Borçlar İdaresi olarak bildiğimiz Duyunu Umumiye kurulmuştu. Ve bu diyordu ki, açılımı şuydu: şimdi siz Osmanlı Devleti, bize borcunuz var ve biz bu borcu sizden tahsil edeceğiz. Sizin bize öderseniz işte ödemenize de bırakmıyoruz diyorlardı ve kendileri nasıl yapacaklarını bir plana bağlamışlardı. Osmanlı Devleti'nin en büyük gelir kaynaklarından olan Mısır'ın vergisi gibi, sonra tuz vergisi gibi, tütün vergisi gibi vergiler Osmanlı hazinesine girmeden direkt alacaklıların eline geçiyordu arkadaşlar. Bu durumda tabii ki Osmanlı ekonomisini oldukça zor durumda bırakmıştı. Bunun dışında yine arkadaşınızın söylediği gibi Balta Limanı Antlaşması ve sonrasında yapılan ticaret antlaşmaları gibi antlaşmalarda Osmanlı ekonomisinin önünü tıkayan antlaşmalar ve gerek şeylerde tıkayan nedenlerde. Bununla birlikte kapitülasyonları da unutmamak gerekir. Tıpkı Balta Limanı gibi kapitülasyonlarda ülkemizde vergi indirimini elde edip ticaret yapmaları bizim ekonomisimizi zor durumda bırakmıştı. Tabii ki kapitülasyonları biz 1. Dünya Savaşı'na girdiğimizde kaldırmıştık. Lozan'da tekrar onu getirmek için çok uğraştılar ama yeni Türkiye Cumhuriyeti buna izin vermeyecekti arkadaşlar. Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü vardı: siyasi başarılar... Askeri başarılar, siyasi başarılarla ekonomik başarılarla taşlandırılmazsa bu zaferlerin kısa sürede söneceğini söylüyordu. Bu nedenle de daha Lozan Konferansı devam ettiği sırada, henüz bitmediği bir sırada İzmir İktisat Kongresi toplanmıştı. Ülkedeki üretim yapan işte çiftçiler, tüccarlar, köylüler bir araya gelmişlerdi, zanaatkarlar bir araya gelmişler ve bir yöntem belirlemek istemişler. Bunu ilerleyen derslerimizde yine göreceğiz. Burada bir iktisat yemini edilmişti ve ülke ekonomisinin kalkındırılması için hedefler ortaya konulmuştu arkadaşlar. İdari alanda düzenlemeler yapılmıştı. Öncelikle işgal bittikten sonra, yani Yunanlar bu toprakları terk ettikten sonra idari anlamda bir boşluk olmaması için işte İzmir gibi diğer işgalden kurtulan yerlere yeni yöneticiler atandı, valiler atandı, kaymakamlar atandı ki oradaki idariyi ele almaları açısından. Yine ekonomik anlamda ülkenin gelişmesi için, biraz önce söylediğimiz sözlere istinaden gelişmesi için neler yapıldı? Her şeyden önce adliye, maliye ve sıhhiye bakanlarından oluşan bir komisyon oluşturuldu ve o komisyon nelerin yapılması konusunda kararlar almıştı. Bunlardan bir tanesi de köylülere tohumluk verilmesiydi arkadaşlar. Yani onlar tekrar üretime başlamaları gerekiyordu. Yine bununla bağlantılı olarak arkadaşlar yapılan bir diğer gelişme ise askerlerin terhis edilmesinin başlanmasıydı. Çünkü o dönemi düşünürseniz
tarım tamamen insan gücüne dayanmakta ve siz çok büyük bir kesime rastgele silah altında tutarsanız o üretimin faaliyete geçmesini de engellersiniz. Bu nedenle tohumluklar dağıtılmış, hemen arkasından da askerler terhis edilmiş, evlerine gönderilmiş ve böylelikle de üretimin faaliyete geçmesi için beklenmiştir arkadaşlar. Yine bu dönemde yapılan gelişmeler, idari düzenlemelerden bir tanesi şehidi milli olarak bilinen Boğaziyen Kaymakamı Kemal Bey'in eşine ve çocuklarına vatana hizmet tertibinden maaş bağlanmasıydı. Kemal Bey arkadaşlar Boğaziyen Kaymakamı'ydı ve milli mütareke döneminde İngilizlerin astığı bir kişiydi. Kendisi Ermenilere tehcirle suçlanmıştı. Bu yüzden de Divan-ı Harp'te idama mahkum edilmişti. Ancak hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı İtilaf Devletleri. Cenaze töreni son derece büyük bir tepkiye sebep olmuştu. Bundan çekindikleri için de bundan sonra bir daha böyle bir idama kalkışamamış olduklarını söyleyelim. Tabii Türkiye Cumhuriyeti de Kemal Bey'i eşini ve çocuklarını mağdur etmemek açısından da kendisine şehidi milli ilan edip bir maaş bağladığını söyleyelim. Yine önemli bir gelişmedi aslında 1922 Mayıs'ında henüz büyük zaferin kazanılmasından önce pasaportlarda yer alan padişah izninin yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak değiştirilmiş. Bu da meclisin padişahın üstünde bir güç olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söyleyelim. Yine buna benzer bir gelişmede tapu senetlerindeki padişah tuğrasının yerine TBMM'nin aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Askeri alandaki düzenlemelere bakarsak eğer biraz önce de söylediğimiz gibi terhislerin başladığını söylemiştik. Yine 1 Kasım 1923'te seferberlik kaldırılmıştı. Yine Genelkurmay Başkanlığı ve Batı Cephesi Komutanı Fevzi Paşa görevleri üzerinde kalmak kaydıyla karargahını Ankara'ya getirmişti. Batı Cephesi'nin lağvedildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Saltanatın kaldırılışı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Osmanlı Devleti 13. yüzyılın sonunda kurulan bir devletti ve varlığını da 20. yüzyıla kadar devam ettirmişti. 16. yüzyılda Mısır'da Mısır'ın fethiyle birlikte halifeliği de üzerine almıştı. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nda Ankara 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni kaybetmesinden sonra Ankara'da işte bir meclis ortaya çıkmıştı, meclis açılmıştı. Bu süreçte padişahın İtilaf Devletleri'nin etkisi altında kaldığını biliyoruz arkadaşlar. Yani en azından milli mücadeleye aktif bir destek vermediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak savaş kazanıldıktan sonra Sadrazam barış görüşmelerine temsilci göndermeyi talep etti. Aslına bakarsanız oyun tabii ki İtilaf Devletleri'nin o stratejileriyle bağlantılıydı. Onlar Lozan Barış Antlaşması'na giderken hem TBMM hükümetine hem de İstanbul hükümetine davet mektubu göndermişlerdi. Bunu Londra konferansında da yapmışlardı. Amaç ikilik ortaya çıkartıp iki tarafı birbirine düşürmekti. Tabii ki İstanbul hükümeti hemen bundan paye çıkarmaya kalktı ve barış görüşmelerine birlikte gitmeyi teklif etti. Hangi üyeleri göndereceklerini sordu. Eğer üye göndermezlerse kendileri temsilci göndereceklerini söylediler. Tabii ki bu Ankara'da mecliste büyük bir tepkiye sebep oldu. Çünkü her türlü zorla göğüs gererek mücadele eden Ankara'daki meclisti ve Anadolu halkıydı. Bu yüzden Sadrazam'ın talebi çok büyük bir tepkiye sebep oldu arkadaşlar. Sonrasında Mustafa Kemal son Sadrazam olacak olan Tevfik Paşa'ya bir telgraf göndererek Türkiye Devleti'nin yalnız ve ancak TBMM tarafından temsil olunacağını, hukuki ve meşru olmayan heyetlerin devletin siyasetine karışmaları halinde mesul olacaklarını bildirmişti arkadaşlar. Daha sonrasında Rıza Nur'un hazırladığı bir önergeyle saltanatın kaldırılması meclis gündemine gelmişti. Yapılan tartışmalar sonrasında 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı arkadaşlar. Bununla birlikte biraz önce dersin başında söylemiştim. Saltanat ve halifelik aslında padişahlık makamının üzerindeydi. Yani iki sıfatı da bulunduruyordu. Ancak saltanat kaldırılırken bir yasayla dediler ki saltanat ve halifelik ikiye ayrılacak.
ve saltanat kaldırılacak dediler arkadaşlar. Yani hilafet, halifelik makamının yine devam etmiş olduğunu söylediler. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasının ardından 16 Kasım'da Vahdettin bir İngiliz zırhlısına binerek ülkeyi terk etti arkadaşlar. Bunun ülkeyi terk etmesinden sonra meclis tarafından kendisinin amcasının oğlu olan Abdülmecit Efendi meclis tarafından halifeliğe seçilmiş oldu arkadaşlar. Bu dönemde bahsettiğimiz 1 Kasım 1922 olduğunu söylemiştik. Bundan sonra artık Halife Abdülmecit Efendi görevine devam edecekti. Bahsettiğimiz dönemde Lozan'a gitme süreciydi. Lozan'ın devam ettiği sırada 1. Meclis'in artık kendini feshedip seçimlere gitme kararı almıştı arkadaşlar. Nisan 1923'te. İşte bu sırada bir seçim gündeme geldi. Bu dönemde ilk olarak 50 bin kişiye bir mebus seçilmesi kararı vardı. Kanun vardı diyelim. Ancak 1923'teki yapılan değişiklikte 20 bin erkek için bir kişinin, daha doğrusu 20 bin erkeğe bir mebusun düşeceği şekilde bir değişikliğe gidilmişti. İkinci dönemde çoğunlukla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubunun listesinden adayların yer aldığını söyleyebiliriz mecliste. Yine ikinci meclisin yaptığı faaliyetler nelerdir dersek eğer arkadaşlar, her şeyden önce Lozan Barış Antlaşması'nı onaylaması ilk olarak önemli bir gelişmeydi. Hani ikinci meclisin yaptıkları nelerdir diye konuşuyorsak eğer, Lozan'ı onaylamıştı. TBM ordusu bu dönemde İstanbul'u itilaf güçlerinden teslim almıştı. 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara'nın başkenti olmasını kabul etmişti ikinci meclis ve en önemli icraatı neydi dersek eğer, tabii ki Cumhuriyet'in ilanıydı arkadaşlar. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildiğinde görev başında olan ikinci meclisti diyebiliriz arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılması. Biraz önce de söylemiştik, halifelik makamı 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne gelmişti. Ama bu halifeliğin aktif olarak, daha doğrusu halifelik ünvanının aktif olarak kullanılması 2. Abdülhamit döneminde aslında daha çok ortaya çıkmıştı. Son derece önemli bir stratejiyle hareket etmişti aslında. İngilizlerin, başta İngilizler olmak üzere büyük Avrupalı devletlerin elindeki sömürgelerin büyük bir kısmı Müslümandı arkadaşlar. Aslında o dönemde İslamcılık ve ümmetçilik fikrini ortaya atarak oradaki sömürgelerdeki Müslümanlarda bir bilinç ortaya çıkarmak ve onlara karşı aslında ayırmak amaçlanmıştı. Ama 1. Dünya Savaşı'nda gördük ki bu çok çok büyük bir etkiye sebep olmadı. Yani padişahın cihada ekber ilan etmesine Arapların çok da destek vermemiş olduğunu hatırlayalım. Bu kısa bilgiden sonra halifeliğin kaldırılması da yaklaşık saltanatın kaldırılmasından 1,5 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Bu dönemde halifenin Abdülmecit Efendi olduğunu söylemiştik. Abdülmecit Efendi halife seçildikten sonra yabancı devletlere temsilciler göndermeye başlamıştı arkadaşlar. Cuma alayına çıkarken Fatih Sultan Mehmet'in sarığı gibi sarığını sarıyordu. Yine asker sivil herkesi kabul ediyordu. Yani kısacası bir devlet başkanı gibi davranmaya başlamıştı. Tabii ki bu bir ikiliye sebep oldu. Ankara'da bir TBM var, bir devlet var. Diğer tarafta da halifenin bulunduğu İstanbul'da devletin içinde devlet gibi kendisini devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne koyup işte kendince bazı görüşmeler yapan bir halife var. Bu ikilik Ankara'da rahatsızlık yaratmıştı arkadaşlar. Ancak bu rahatsızlık belki de bardağı taşıyan son damla diyelim. 1924 bütçe görüşmeleri sırasında olmuştu. Halife kendi bütçesinin arttırılmasını istemişti. Hazine-i hilafetin arttırılmasını istemişti. Tabii ki biraz önce rakamları gördüğünüz ülke bir savaştan çıkmış,
yoklukla mücadele ediyor. Eğitim alanında, sağlık alanında son derece yoksulluk yaşıyor. Ekonomi bu kadar zorken halifenin bütçe arttırma istemesi tepkiye sebep oldu arkadaşlar. Bu nedenle de Mart ayında yapılan meclis görüşmeleri sırasında halifeliğin kaldırılması gündeme geldi arkadaşlar. Bu süreçte halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte başka konular da ele alınacaktı. Öncelikle şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması ve eğitim alanında da bazı değişikliklerin yapılması gündeme geldi. Şeriye ve efkaf vekaleti de arkadaşlar, şeriyeyi din, şeriat ya da din olarak çevirebiliriz. Efkaf da vakıflardı. Bunun da bir bakanlığı vardı ama bu bakanlığın da kaldırılması gündeme geldi. Her şeyden önce söylediğimiz gibi şeriye ve efkaf vekaleti ve erkan-ı harbiye vekaletleri, yani bugünkü genelkurmay başkanının meclise temsil edildiğini düşünün. Bunlar din ve ordunun siyasi olaylarla ilgilenmesinin sıkıntıya sebep olabileceği nedeniyle kaldırılmasına karar verildi arkadaşlar. Şeriye vekaletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Efkaf vekaletinin yerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulmuş olduğunu söyleyelim. Tekrar edeyim mi? Şeriye, bu bakanlıklar kaldırılıyor ama bunların temsilciliği başbakanlığa bağlı olarak bir alt kuruma dönüştürülüyor. Şeriye vekaletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Efkaf vekaletinin yerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu söyleyelim. Yine Erkan-ı Harbiye Umumi vekaletinin kaldırılması da Genelkurmay Başkanlığı'nın kurulduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğitimle ilgili yapılacak olan diğer değişiklikte arkadaşlar, tevhid-i tedrisat kanunun kabul edildiğini söyleyelim. Tevhid-i tedrisat ne demekti? Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi demekti. Bu nasıl ortaya çıkmıştı? O dönemki okullar arkadaşlar, bir tarafta dini eğitim veren okullar vardı, bir tarafta batı tarzında eğitim veren okullar vardı, diğer tarafta yabancı okullar vardı ve bunların müfredatlarının hepsi birbirinden farklıydı arkadaşlar. İşte burada eğitim ve öğretim birliğini sağlamak adına Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi ve okulda tüm ülkede bulunan okulların tek bir çatı altında toplanmasına karar verildi arkadaşlar. Askeri okullar en başta bir aradaydı ama 1925 sonrası Milli Savunma Bakanlığı'na devredildiğini de altına çizelim. Diğer tarafta arkadaşlar, hilafetin kaldırılması ile ilgili olan gerekçe de şu söylenmişti. Hilafetin varlığının iç ve dış siyasette iki başlığı ortaya çıkarttığı, milli ve bağımsız hayatta Türkiye'nin ortak kabul edemeyeceğine yer verildi ve yapılan tartışmalar sonrasında da halifelik kaldırıldı arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte Abdülmecit Efendi ve tüm hanedan üyeleri, kadın ve erkekler yurt dışına çıkarıldığını söyleyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin sorunuz var mı? Tabii soru hazırlamıştım arkadaşlar ben de. 5 tane soru hazırladım. Aslına bakarsanız daha önce böyle bir yöntem izlemiyordum. Çünkü ben şöyle dersi anlatıp son hafta işte her üniteden sorular hazırlıyordum. Ama siz böyle çok güzel başlıyorsunuz. Yani ilk birkaç hafta çok güzel ama sonrasında ne oluyor bilmiyorum. Evde çalışmayı mı tercih ediyorsunuz? Ne oluyor? Ben burada kimseyi göremiyorum. Çok üzülüyorum. O yüzden dedim ki en iyisi üniteyi arkasına koyayım, burada çözebildiğimizi çözelim. Ama derse katılmanızı istiyorum. Bizim dersimiz tamamen sözele dayanıyor. Yani böyle bir hareketlilik, bir heyecan maalesef yok. Yani olsun isterdim, keşke daha yakın olsak da hani size de konu versek, siz de o konuyu anlatsanız. Böyle bir şey yapmak ister misiniz? Yapalım mı önümüzdeki haftalarda? Ders anlatmak ister misiniz siz de? Pek istemiyor gibi duruyorsunuz. Olur hocam, olur. Niye olmaz? Olur mu diyorsunuz? Tabii. O zaman şöyle yapalım. Üçüncü üniteden itibaren başlayalım. İlkeler var. İlkeleri anlatmak ister misiniz? Böyle beşer dakikalık, çok uzun değil. Altı tane ilkemiz var. Çağdaşlık, onlar mı? İnkılap, onlar mı? Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, evet, inkılapçılık ve laiklik. Üç kişisiniz, yani başka gelen olur mu bilmiyorum. Hani şey de düşünmeyin, yani hoca bize bunu yapıyor derse gelmeyelim de sizi kaçırmak istemem yani. Ama
Hani ben böyle hareketlilik olsun istiyorum. Hani hem siz de böyle şey yaparsınız, ne bileyim. Hani tabii işiniz var mı, başka dersleriniz var mı onu da bilmiyorum ama nasıl dersiniz? Yaparız, yaparız. Kolay. İsterseniz oylama yapalım şimdi. Eğer şeyse yani kabul etmezseniz benim için sıkıntı yok. Ben ders hareketli geçsin diye söylüyorum bunu. Orada mevzular var, biz onu anlamakız alacağım. Yani, dersinizin içinde var mevzuda. Sen tabii kitabın içinden. Ya işte milliyetçilik şuna göre şöyledir, buna göre böyledir. Yapmak isterseniz. Üçüncü ünitede başlayalım. Yani önümüzdeki hafta da değil. Size böyle bir hafta daha veririz. Daha rahat edersiniz. Olur mu? Olur hocam, olur. Yalnız bir dakika. Üçüncü hafta diyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Ben üçüncü hafta buradayım. Peki bunu haftaya hazırlayabilir misiniz? Çünkü sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Ben Mayıs'ın 4'ünde şehir dışında çıkmak zorundayım. O yüzden önümüzdeki hafta... Bundan sonra dersiniz var mı? Nasıl? Bu ders bizden mi? Sonra yani 2 ile 4 şey 2 ile 3 arası dersiniz var mı? Yok. Kalır mısınız peki? İşiniz var mı? Kalırsınız. Yani bu şey yapalım. İkinci üniteyi anlatalım, hemen arkasından üçüncü üniteye geçelim. Tamam mı? Eğer gelirseniz dördüncü üniteyi de, yani bir hafta boşluk olacak. Ondan sonraki haftada sizinle dördüncü üniteyi anlatırız. Tamam, o zaman ya önümüzdeki hafta ilk dersi ben anlatayım. İkinci derste de diğerlerini de tabii ki anlatacağım ama ilkeleri siz aranızda paylaşın. Tamam mı? Böyle kısa 5 dakika, hani böyle kendinizi de yormayın. Bir okuyarak gelin. Aklınızda ne kaldıysa, hani böyle yazılı bir şey de zaten vermeyeceksiniz. Böyle sohbet havasında anlatalım diye düşünüyorum. Tamam, sorulara geçelim isterseniz şimdi. Milli mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara'da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir? Bunu anlatmıştım derste. A. Eğitim Şurası. B. Tevdi Tedrisat Kongresi. C. Muallimler Kongresi. D. Kültür Şurası. E. Maarif Kongresi. Maarif Kongresi. Arkadaşınız aynı fikirde misiniz? Asel'le. Evet. Evet. Gülsün. Yanlış cevap. Doğru cevap Maarif Kongresi. Evet. Maarif Kongresi. Temmuz 1921'de Eskişehir Kütahya muharebelerinin devam ettiği sırada toplanmıştı. Yani bir tarafta savaş yapılırken bir tarafta eğitim kongresi yapılıyor. Aslına bakarsanız eğitime ne kadar önem verildiğini de göstermesi açısından önemliydi. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen temel gelişmelerden biridir? A. Yabancı uzmanlardan komisyonlar oluşturulması. B. Denizcilik alanında yabancı yatırımcılara geniş ayrıcalıklar tanınması. C. Demiryolu yapımına önem verilmesi. D. Karayolu taşımacılığının ön plana çıkarılması. E. Yabancı sermayenin büyük yatırımlar yapması. Demiryolu. C. Asel'e katılıyor musunuz? Evet. Evet. Serdar sen? Serkan. Serkan. Pardon. Serkan. Ben Serkan, katılıyor musun? Nasıl? Doğru cevabı bilmiyorum yani. Bilmiyorsun. Olarak. Peki şöyle söyleyelim. Ben o dönemde demir yolunun çok önemsendiğini söylemiştim. Yani karayolu da elbette önemliydi ama demir yolu hem ucuz olması açısından hem daha geniş kitleleri taşıması açısından öncelik verilen bir ulaşım yöntemiydi. O yüzden demir yolu yapımına önem verilmişti. Ve 10. yıl marşında da buna şöyle bir gönderme yapmışlardı. Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan diyordu. Yani demir yolunun çok önemli olduğunu o dönemde söyleyelim. Yabancı uzmanlardan komisyon oluşturulmadı. Zaten bu dönemde millileştirme politikası izleniyordu. Yani böyle bu dönemde demir yollarının bir kısmı yabancıların elindeydi. O yabancılardan da alınarak devletleştirilmişti. Ve yabancıların olabildiğince ülkemizden en azından devlet tekelinin ön plana çıkarıldığını söyleyebiliriz. Yani aslında özel girişimcilerin yapması isteniyor ama tabii o dönemde maddi olarak yetersiz oldukları için devlet bunu ele alıyor. Evet, diğer sorumuz. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Uzun süredir savaşan askerlerin yorgun olması, TBMM hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında sürdürülen ateşkes görüşmelerinde bu yönde bir karar alınması, tehlikenin sona ermesi, üretim için insan gücüne ihtiyaç duyulması, komutanların yeni askerlere ihtiyaç duyması. Söyleyeyim mi hocam? B olur. Söyleyeyim. B. Asel bugün sizin sözcünüz. Evet. B. B şıkkı değil mi? Katılıyorsunuz bence. Evet, D şıkkı. Çünkü biraz önce de söylemiştik değil mi? Üretim için insan gücüne ihtiyaç duyulması. Yani devlet tohumluk dağıtıyor. Bunu toprağınıza ekin diyor ama o toprağı ekmek, biçmek ve oradan kaldırmak için de bir insan gücüne ihtiyaç var. Günümüzdeki gibi teknolojik aletler girmemiş henüz ülkeye. O yüzden de asker terhis ediliyor ki köyüne gitsin ve bir an önce üretimi kaldırıp devlet ekonomisine katkıda bulunsun diye. Diğer sorumuz, 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırma kararı alan Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul'daki hükümet biçimini hangi tarihten itibaren yok saymıştır? A. 30 Ekim 1918 yani Mondros Ateşkes Antlaşması. Efendim? Ben bitireyim isterseniz, sen de hepsinin ne olduğunu anlatayım. 16 Mart 1920 yani İstanbul'un resmen işgali. C. 23 Nisan 1921 Ankara'da 1920 Ankara'da TBMM'nin açılması. 20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasiye'nin kabulü. 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılması. C diyorsunuz. Yani meclisin açılmasını esas alıyorsunuz. Ben evet Serkan. Çünkü 22'den sonra. Evet, büyük taarruzu esas alıyorsun sen de. Gülsün sen. Ama 1 Kasım 1930'dan sonra geliyorum. Ben de 30 Ağustos diyorum. Sen de 30 Ağustos diyorsun. Ben anlamadım soruyu. Soruyu anlamadın mı? Bak diyor ki saltanat kaldırıldı 1922'de. Ama diyor saltanat kaldırılırken TBMM hükümeti İstanbul hükümetinin ne zaman yok olduğunu kabul etti. Yani ne zamandan itibaren İstanbul hükümetini yıkılmış kabul etti. Osmanlı Devleti ne zaman yıkıldı kabul etti. Yani şöyle mi dedi? Ben meclisi açtım onlar yıkıldı mı dedi. Yoksa büyük taarruzu ben kazandım onlar yıkıldı mı dedi. Cevabı açıklayabilir misiniz hocam? Tamam, açıklarım. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Yani 16 Mart 1920. Gerekçe de şuydu. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilmişti. Fiili işgal 13 Kasım 1918'deydi. Ama 16 Mart 1920 tarihinde itilaf güçleri, İngiliz askerleri Osmanlı Meclisi'ni bastılar arkadaşlar. Bizim oradaki milletvekillerimizi aldılar ve Malta'ya sürgüne götürdüler. Dolayısıyla Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti dedi ki Osmanlı Devleti aslında meclisin işgal edildiği, İstanbul'un işgal edildiği tarihte yıkılmıştır dedi. Anlaştık. Güzel değil mi? Efendim. Hocam, siz onu monitör biraz su alıp sonra tam görünür. Sizin orada monitör su alıp tam görünür. Yani imkan vermiyor. Saltanatın kaldırılması. Evet. Bir saltanat, 1 Kasım 1920'de saltanatın kaldırma kararı alan TBMM İstanbul'daki hükümet biçimini hangi tarihten itibaren yok saymıştır? Soru buydu. İstanbul'un işgal edildiği 16 Mart 1920 tarihinden itibaren yok saymıştır. Tamam. Sorular bu kadar arkadaşlar. Pardon, bir tane daha sorumuz varmış. Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır? Soruyu tekrar okuyayım. Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır? A. Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin arttırılmasını istemesi. B. Yurt gezilerinde bulunması. C. İngilizlerle yaptığı gizli görüşmelerin ortaya çıkması. D. Ankara'nın başkent olmasını kabul etmemesi. E. Basına Cumhuriyet aleyhinde demeç vermesi. Söyleyeyim mi hocam? Söyle. A. A değil mi? Evet, bütçede kendisine ayrılan ödeneğin arttırılmasını istemesi. Yani kendisinin mevcut bir bütçesi var. Kendisinin o güne kadar halife padişah sarığı sarması, yabancı temsilcilerle görüşmesi aslında rahatsızlık yaratıyor ama en son olarak bütçede arttırım istemesi, bu kadar zor bir süreçte biz bunu yapamayız deyip kaldırma kararına alınmasına sebep oluyor arkadaşlar. Anlaştık? Anlaştık.
Tamam. Haftaya tekrar görüşeceğiz. İnşallah ilk ders ben ikinci üniteyi anlatacağım. Bir saat sonra da sizinle üçüncü üniteye geçeceğiz. İlkini siz anlatın. Onu şimdi yapsak olmaz mı? Nasıl? İkinci üniteyi şimdi anlatsanız olur mu? Şu anda ben buna hazırlanmamıştım. Programımı ona göre yapmıştım. Şimdi evet yani bugünkü programda o yoktu. Önümüzdeki hafta yapacağız ama. O zaman bugün bir saatten sonra. Yok, gelen hafta. Gelen hafta. Tamam. Önümüzdeki hafta. Tamam. Hafta. Tamam. Teşekkürler hocam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağ olun.